Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kağıt iple yapmış olduğum ahşap plaka çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimde ben çift kat kağıt ip kullandım. Başlangıç gizli birleştirme yerimiz bu. Burası ve çantamızın iç kısmı. Eğer ahşap plakanızda modelli bir plaka uygulayacaksanız modelimizin burası çantamızın alt kısmı, üst kısmı fermuar kısmına gelecek. Yeri başlangıç yeri olarak en alt kısmından başlangıcımı yapmıştım. Bu modelimde başlangıç yerim fark etmeyecek. O yüzden herhangi bir noktadan başlayarak örgümüzü yapabiliriz. Çift kat kağıt ip kullanıyorum. İplerimi yumuşatma işlemi uygulamadım. Bu haliyle örgüme başlayacağım. Tığ olarak 3,5 numara tığ kullanıyorum. Plakamızı aldıktan sonra herhangi bir noktadan tığımı geçirdim. İplerimi biraz uzun bırakıyorum. Alt kısmından, delik kısmından ipimi aldım ve sık iğne yaptım. Aynı deliğin içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. İpimi alttan yürütüyorum ki buradan ipim kaçmasın. Tekrar bir sonraki delikten sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha sık iğne. Şu arkadaki ipimiz alttan yürüterek ilerlemiş oluyorum. Bu şekilde her deliğin içine iki tane sık iğne yapacağım. Bir tane daha yapayım. Birinci sık iğnemiz ve ikinci sık iğnemiz. Biraz daha ördükten sonra kısa kalan ipimizi alttan kesebiliriz. Görüntüsü bu şekilde. Her deliği çift batarak ben ilerleyeceğim. Diğer modelimde de aynısını yapmıştım. Burada sabit bir sayı yok aslında. Elinizdeki plakaya, deliklerin büyüklüğüne, küçüklüğüne, iki delik arasındaki mesafeye göre sayılarınızı belirleyebilirsiniz. Eğer küçük delikler ve çok sık sık deliklerse her bir deliğe bir tane sık iğne yaparak ilerleyebilirsiniz. Ya da iki tek bir çift, iki tek bir çift yaparak da ilerleyebilirsiniz. Üç tek de yapabilirsiniz. Tamamen plakanızın boyutuna, deliklerin boyutuna, büyüklüğüne, deliklerin iki deliğin arasındaki mesafeye göre buradaki sayılarınızı belirleyebilirsiniz. Eğer çok sıkı sıkı olursa çantanızı ördüğünüzde plakanızı çok dışa doğru genişleme olacaktır. Eğer şu iki delik arasındaki mesafe büyükse ve gerginlik oluyorsa diğer deliğimize geçtiğimizde ipimiz çok kasılıyorsa bir tane daha arttırma yapmanız gerekecektir. O kasılmayı engellemek için. Bu şekilde ben bu modelimde her deliğe çift batarak ilerleyeceğim. En son noktaya geldiğimde birleştirme kısmını gösterip bir üst sıraya geçişini yapacağız. En son noktama geldiğimde bir tane sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yaparken birleştirmemizi yapacağız. İlk başladığım sık iğne tepe noktasından arka kanadını aldım tığıma. Arkadan ilmek aldım, içinden geçirdim ve diğer iki ilmeğimin de içinden geçirdim. Bu şekilde ilk sıramı birleştirmemi yaparak bitirmiş oldum. Şimdi ikinci sıramıza geçişimizi yapacağız. Şurada sık iğnemin tam orta noktasından geçirerek arkadan ilmek aldım ve sık iğnemi yaptım. Tam şu tepe noktasının ortasından tığımı geçirerek sık iğnemi yaptım. Burada başak modeli oluşturuyoruz. Örgü yapmayı bilenler varsa tam şuradaki tepe noktasının orta kısmından, arkadan görüntümüz bu şekilde, tam orta noktasından tığımızı geçirerek arkadan ilmeğimi alıyorum ve içinden geçiriyorum. Oluşan görüntümüz bu şekilde olacak.
tam orta noktasından, şu ara kısmından değil, tam şu orta kısmından alarak başak modelimizi oluşturuyoruz. Birkaç tane daha göstereyim. Aynı modeli çift kat kağıt ip kullanmadan tek kat kağıt ipinizle de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İkinci sıramız da bu şekilde devam edecek. Tüm sırayı yapıp sıra sonuna geldiğimde birleştirme kısmını göstererek tekrardan bir üst sıraya geçişini yapacağız. Burada eğer çift olarak devam etmiştim. Eğer arttırmalarınız yetersiz gelirse çantanızı yaptığınızda modeliniz içe doğru çökme olacaktır. İçe doğru toplanma olacaktır. Yani sayılarınızı arttırmanız gerekiyor. Eğer o şekilde olursa çok fazla da arttırırsınız, dışa doğru bir çan şeklinde açılma olacaktır. O yüzden tamamen göz kararı, deneme yanılma yoluyla da eğer hiç yapmadıysanız sayılarınızı belirleyebilirsiniz. Ördükçe zaten ne kadar hangi sayıları kullanmanız gerektiğini siz de fark edeceksiniz. Bu şekilde ben modelime devam ediyorum. Birleştirme kısmını yapıp üst sıraya geçişimizi yapacağız. İkinci sıramın da son noktasına geldim. En son şu noktaya da bir tane sık iğne yaparak gizli birleştirmemizi yapacağız. Karşıdan ilmeğimi aldım. Çıkartmıyorum. Şuradan ilk başladığım noktanın arka kanadını, hepsini değil, sadece arka kanadını alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluştu. İlmek alıp üçünün içinden bir geçiriyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da birleştirmesini yapmış olduk. Bir üst sıraya geçmek için ilk başladığımız şu arka kanadını aldığımız noktanın tam orta kısmından tekrardan başak modelimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde ilk sıramızı yaptık. Bir sonrakinden tekrardan tam orta noktadan sık iğnemizi yaparak ilerliyoruz. Bir sonrakinden de aynı şekilde. Bundan sonraki sıraları tamamen bu şekilde gizli birleştirmemizi yaparak sıra sonuna geldiğimizde istediğiniz sayıya gelene kadar ilerleyebilirsiniz. Ben daha önce ahşap plaka ile penye ipten de bir model yapmıştım. Yuvarlak model. Dilerseniz ekranın sağ üst köşesine linkini ekleyeceğim. Penye ipten de aynı modeli yapabilirsiniz ya da farklı ipler de kullanabilirsiniz. Diğer plakamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra olarak örgümü yapmıştım. Bu modelimde de 5 sıra olarak devam edeceğim. Gizli birleştirme yerimizi yaparak 5 sıra öreceğim. Daha sonradan çantamızın devamını hep birlikte yapacağız. Örgümü örerek 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıranın son noktasına, gizli birleştirme yaptığımız noktaya geldik. Artık burada ipimi bitireceğim. En son modelimi de gizli birleştirmemi de yaptıktan sonra bu şekilde tığımı çantamın iç kısmından çıkartıyorum. İlmeğimi biraz uzunca bırakıyorum. Ve tığımla onu iç kısma alıyorum. Bu şekilde artık dışarıda bitmiş oldu çantamızın örgüsü. İlmeğimi, ipimi çekerek ilmeğimi küçülttüm ve bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kestim. İlmeğimi içinden çıkardıktan sonra bu şekilde sıkıladım ve iç tarafta herhangi bir noktadan birkaç düğüm atarak ipimizde gevşeme olmaması için bu şekilde yaptığımızda ipimizde artık gevşeme olmayacaktır. Birkaç tane daha da yapabilirsiniz. Çantamızın iki kapak kısmımızın örgüsü bitti. Burada dikkat etmeniz gereken nokta deliklerimizin sayısı iki kapak kısmında da eşit olmalı. Arttırmalarımızı bir tek, bir çift ya da çift, tek ne şekilde yaptıysanız bir modelinizde
Diğer kapağınızda da aynı arttırmaları yapmanız gerekir. Yoksa çantamızın kapak kısımlarını birleştirdiğinde tam birbirine denk gelmez. Fermuarımızda çantamızda biri daha aşağıda, biri daha yukarıda olacağı için fermuarımız tam birbirine denk gelmez ve güzel bir görüntü elde etmiş olmayız. O yüzden arttırmalarınız bu noktada çok önemli. Bir plakada hangi arttırmayı yaptıysanız diğerinde de aynı arttırmalarınızı yapmanız gerekmektedir. Şimdi bakın burada deliklerimiz büyük olduğu için ben şöyle ilmek kaydırma yaparak o deliklerin kapanmasını sağladım. Şimdi o kısmını birlikte yapalım. Tekrardan çift kat kağıt iple yapıyorum. Eğer delikleriniz küçükse bu işlemi yapmayabilirsiniz. Çantamızın örgü kısmı bittikten sonra tekrardan gizli birleştirme kısmından başlayayım. Şu noktadan gizli birleştirmemizi yaptığımız noktamız. Tığımı dış kısımdan geçiriyorum. İpimi tığımın tam kancasından şu şekilde tutarak dışa alıyorum. Çift kat kağıt ip olduğu için biraz daha zor olabilir. Bu şekilde tığımı, ipimi dış kısmı geçirdim. Bir sonraki delikten tığımı geçiriyorum. İlmeği alıyorum. Ve ilmek kaydırma yaparak içinden geçireceğim. İlk başlangıç noktanızda çok sıkı yapmayın. Bitiş kısmını da bu noktadan yapacağımız için tığımızı geçirmek zor olmasın. Tekrar tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve içinden geçirerek ilmek kaydırmayı yapıyorum. Bir sonraki noktadan tığımı geçirdim. Bu arkada kalan kısa ipi de bakın alttan tutuyorum. Üst taraftan ipimi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Bir sonraki delikte ipimi altında bırakmıştım. Şu kısa kalan ipimizi şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir üstten bir alttan geçirerek arkada kalan kısa ipimden bahsediyorum. İlmeğimizi alırken bir üstünden bir altından geçerek ipimizi o şekilde gizlemiş oluyoruz. Çıkışmasını engellemek için birkaç defa yapmanız bu şekilde yeterli olacaktır. Her seferinde aynı işlemi yapıyorum. Tığımı geçirip arkadan ipimi alıyorum ve içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Etrafından en son şu noktaya, başlangıç noktasına geldiğimde gizli birleştirmemizi yapacağız. İlmek kaydırmalarımı yaparak en son noktaya kadar geldim. İpimi burada iç kısımda biraz uzun şekilde bırakarak kestim. En son nokta şurası. İlmek kaydırmamı yaptıktan sonra ipimi çekiyorum. Görüntümüz bu şekilde oldu. Şurada bir boşluk kaldı. Onun birleştirmesini yapacağız. Aynı şu görüntüyü elde etmek için ilk başladığım ilmek kaydırmamın alt kısmından tığımla geçirmeye çalışacağım. Bu aşamada biraz gevşek yaparak başlayın demiştim. Çünkü tığımı geçirmesi içinden biraz uğraştıracak. Şuradan anlaşıldı mı? Şu noktadan şöyle V gibi gelen noktanın altından geçiriyorum tığımı. Şu noktadan V'nin tam bitiş noktasından, başlangıç noktasından pardon. Bu şekilde bakın şu noktadan geçirdim. Tam şunun altında ipimi geçirdim. Şu noktadan diğerinin en son yaptığımız noktanın iç kısmından ipimi tekrardan alıyorum.
Bir tanesi şu noktadan zaten gelmişti. Bu şekilde geçirmiş oldum. Buradaki ipimi de çantamın iç kısmına geçireceğim. İğne yardımıyla da yapabilirsiniz burada. Şuradaki ipimi çantamın iç kısmına almaya çalışıyorum. Çift kat kağıt ipimiz olduğu için biraz zor olacak. Görüntümüz de bu şekilde elde etmiş olduk. Bir birleştirme yeri gözükmeden hepsi tamamen aynı şekilde gelmiş gibi görünüyor. Buradaki ipimi de iç taraftan bir iki düğüm attıktan sonra tekrardan keseceğim. Çıkışma olmaması için. Ve çantamızın örgü kısmını bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi iki plakamızın birbirine birleşme aşamasına geçelim. Çantamın astarını yaptığımda plakalarımızın arasından astar dikiş iplerinin gözükmesini istemediğim için öncelikle çantamın iç kısmına iki tane yuvarlak parçayı silikonla yapıştıracağım kenarlarından. Şu kısımlarından silikon sürerek kumaşımı yapıştırdıktan sonra astarınızı istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Şu şekilde görüntü olacağı için astar dikiş ipleri artık çantanın dış kısmından gözükmesini engellemiş olacağız bu şekilde. Silikon yardımıyla kumaşımı yapıştırdıktan sonra iki plakamı birbirine dikme aşamasına geçeceğiz. Kumaşımı çantamın içine yapıştırdıktan sonra gizli birleştirme yaptığımız noktalar birbirine tam denk geldiği noktadan dikişimi yapmaya başlayacağım. Kullandığım iğne büyük delikli bir iğne. Dikerken de çift kat kağıt ip kullandım. Yaklaşık 2 metre, 2,5 metre uzunluğunda ipimi kestikten sonra şu şekilde tam orta noktalarını belirledikten sonra dikişime başlayacağım. İğnemi geçiriyorum. Şu noktada ipimi kestiğim noktada tam uç noktalarından birbirine eşitledikten sonra şu noktaya tam orta kısmını getireceğim. İpimin tam orta noktasına getirdikten sonra şuradaki parçayla sağ tarafını iğnemi geçirdiğim parçayla sol tarafını dikişini yaparak ilerleyeceğim fermuar payına gelene kadar. Şimdi tam orta noktadayız. İpimi şu yönden iğnemi geçirip tam karşılıklı birbirine denk gelecek noktadan dikişimi yapacağım. Bu şekilde ipimin yönü buradayken tam karşı noktadan tepe noktasının altından geçirecek şekilde iğnemi ilerletiyorum. Bir tane daha yapalım. Tam şu noktadan karşılıklı denk geleceği noktadan iğnemizi geçiriyoruz. Bu noktayı fermuar yerine kadar bırakmak istediğim fermuar uzunluğuna kadar dikmeye devam edeceğim. Daha sonra iğnemi buradaki ipime takıyorum. Buradaki parçaya. Aynı işlemi buradan da uygulayacağım. İpim şu yöndeyken şu noktadan dikmeye başlayacağım. Bir sonrakinde şu noktadan çantamızın orta kısmı başlangıç noktamız şurasıydı. Fermuar kısmına istediğimiz uzunluğa gelene kadar dikmeye devam edeceğiz. İki taraftan da eşit olacak şekilde sağ ve soldan eşit olacak sayılarda dikişimizi yaptıktan sonra istediğimiz fermuar uzunluğuna gelene kadar
birleştirmemizi yapmaya devam edeceğiz. Birleştirmeyi yaptıktan sonra askılarımız için ben diri saplı askı kullanacağım. Dilerseniz örgü sap da yapabilirsiniz. Örgü saplı askı kullanmak isterseniz videosunu yayınlamıştım. Sağ üst köşeden ekranı ekleyeceğim. Oradan izleyerek yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi deri sap kullanacağım. Dilerseniz elinizde D halkalarınız varsa iki kapak kısmımızı birleştirdikten sonra yan kısmına D halkalarınızı dikerek deri sapınızı kullanabilirsiniz. Ya da yaylı halkalarınızdan elinizde varsa en son aşamaya diktikten sonra yaylı halkalarınızı geçirerek de sapınızı kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık şu kısma gelene kadar, fermuar kısmına gelene kadar dikişimi yapacağım. Sonrasını tekrardan paylaşacağım. Kenar dikişlerini de yaparak çantamın son halini vermiş oldum. Halkalarımı bu şekilde iki yanından geçirerek tamamladım. En son astarlama ve fermuar kısmı kaldı. Daha önceki videolarımda detaylı anlatımını yapmıştım. Astar kesimini, astar dikimini. Onlardan izleyerek sizler de astar kesimini yapabilirsiniz. Astarımı hazırladıktan sonra fermuarla çantama monte etmesini bir sonraki videomda göstereceğim. Dilerseniz oradan da nasıl çantama monte ettiğimi seyredebilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.